Eğitim yıllarının bahar dönemi ilk konferansını gerçekleştiriyoruz bugün. Sayın Mehmet Berk Yatırık bugün bizlere tarihten kurguya eski İstanbul kabadayıları hakkında değerli bilgilerini sunacak. Kendisi 2010 yılında Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuş olup 2012 yılında da yanılmıyorsam yüksek lisansa başladı. Şu an halen aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmekte. Fabisat üyesi aynı zamanda. Atazze Bilim Kurumu Sanatları. Yani bayağı bir uzun açılım var. Onun dışında yazarlık yapmakta kendisi. Yedi Kuleli Mansur adlı kitabın müellifi. Ben sözü fazla uzatmadan kendisine bırakıyorum. Üstad, tekrar hoş geldin. Kabadayıların bu kadar ilgi çekeceğini beklemiyordum açıkçası. Biraz dar bir ilgi alanı olduğu için. Özellikle tabii yıllar öncesinde yani ilk araştırdığım zamanlarda bayağı öyleydi. Yani popülerdi gene ama çok haklarda bilgi vesaire olmadığı için üstün körü geçilen ya da araştırıldığı zaman bir şey bulamazsın denilen bir alandı. Burada böyle bir kitle görmek yani kalabalık görmek çok hoşuma gitti açıkçası. Kabadayılarla ilgili olarak. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi eski İstanbul kabadayılarını anlatacağım ama ondan önce bir kavramsal bir çerçeveden bahsetmem gerekiyor konuyla ilgili olarak. Şimdi biz kabadayı dediğimiz zaman ne alıyoruz desem, işte kimi takla baba yiğit insan, mert insan gelir, delikanlı adam gelir. Fakat bu mahalle içerisinde olduğumuz için, mahalle kültüründen geldiğimiz için, biz de sen kültüründen geldiğimiz için kısmen bizim tanımlamamıza göre. Peki işte sosyologlar ve tarihçiler bu adamlara nasıl bakıyorlar ve neye göre sınıflandırıyorlar? Bu noktada karşımıza mafya ya da mafyosi diye tabir ettiğimiz bir kavram çıkıyor. Bu niye çıktı? Kabadayılar başka, mafya başka değil miydi diyebilirsiniz. Şekil olarak öyleler. Zaten hani biri diğerine dönüşmüş hali. Fakat özellikle batı çevrelerinde, daha doğrusu dünyada bu konularla ilgili, suç tarihiyle ilgili araştırma yapılırken genelde mafyos zemin ya da mafyos oluşum çerçevesinde bu konular ele alınıyorlar. Kabadayılarda işte bunları öğrenmek, araştırmak için resmi kayıtlar çok yeterli değil. Yani ulaşabileceğiniz zabıt, hani kaydı, zaptiyelik kaydı. Şu şunu vurdu. Hani nedeni falan yazılmaz. Ki zaten birisi birisini vurduğu zaman genelde küfür etti bana, ben de ondan bıçakladım der. Ama onun arka planında bir bölge paylaşımı var, kadın kavgası var. Onu ancak görenler ya da hatıratta aktaranlar söyleyebilir. Genelde de söylenti gibi kalır. Bunun nedeni bu kendi aralarındaki bağlı bulundukları bazı ve taşıdıkları bazı teamüller ve sessiz kalma durumuyla alakalı. Bu ve bunların yaşayışları zaten bizim atasözlerine, işte halk deyişlerine, kolektif hafızamıza bir şekilde geçtiği için bizim çok alelade ya da serbest hani öylesine ortaya çıkmış çıktığını sandığımız sözler, aslında atasözler falan vesaire aslında onların yaşayışını özetliyor ve anlatıyor duruma göre. İşte mesela bir Sicilya'ya, Sicilya tarafına uzandığımızda orada bir oberta kavramından bahsediyor mesela. Oberta İtalyanca suskunluk yasası, susma yasası anlamına geliyor daha doğrusu. Yani ne olursa olsun konuşmayacaksın. Konuşursan hani Sicilyalarda öyle bir atasözü var işte. İşte konuşan kimse fazla yaşamaz gibi sizlerle özetledikleri bir atasözü var. Kişinin kendi işini halletmesini, kendi intikamını gütmesi ve bunu yaparken de tamamen sessiz kalması kavramını anlatıyor Oberta. Peki onlarda, Oberta'larda bizde ne var? Bizde de bu Oberta durumu daha çok atasözleri üzerinden yansıyor. Yani halk irfanı, bu tür şeylerle halk hafızası daha fazla koruyor ve bizim bugün çok çok uzak sandığımız bazı deyimler, tabirler bile ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Günümüze kadar sirayet ediyor. Ve ilk çıktıkları yerlerde genelde işte bu mafyos alt kültürle alakalı
olaylar ya da kişiler neden oluyor. En basitinden gündüz külahlı, gece silahlı olmak deyimi. Meşhurmuş. Genelde biz bunu bugün kimin için kullanıyoruz? İşte karanlık işlerle uğraşanlar için. Fakat deyimde şöyle bir şey var. Külahlı tabiri geçiyor. Burada bahsettikleri külah alelade bir külah değil. Bu eskiden şehrin asayişinden de sorumlu olan ama tabii yüzeysel de olsa tahmin edebileceğiniz üzere sonradan asayiş bozukluğunun bizzat kaynağı olan Yeniçerilerle alakalı bir deyim. Gündüz külahlı, gece silahlı. Onların hem ocaklı yapısını hem de asayişi koruyan yapısını hem de asayişi bozan yapısını tereyen bir sözdür aslında. Yine aynı şekilde sicil alabertesi varsa bizde de ne var? Kol kırılır, yer içinde kalır. Kendi aramızda hallederiz. Kendi kavramlarımıza göre. Buradan şunu söyleyebilirsiniz. Niçin mafya tabiri ya da mafyos tabiri kullanıyoruz diye. Hendrik Hesse diye bir Alman sosyolog ve kriminoloğun 1986 tarihli bir araştırması vardır. Araştırma Türkçe çevrilmediyoruz ama şöyle çevirebilir hani şey kısaca. Mafya merkezi otoritenin yerel otoritenin merkezi otoriteye direnişi. Hendrik Hesse tamamen mafya tabirinde bununla açıklıyor. Yani diyor ki yerel ahlakı, yerel hukuku savunan örfi idarenin merkezi idareye karşı direniş göstermesi ve kendi hukukunu, kendi ahlakını dayatması. Tabii burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Devlet var işte, merkezi idare var. İster şehir devleti olsun, ister daha geniş çaplı devlet. Merkezi idare söz konusu. Peki bu unsurlar ne yapacaklar? Ona rağmen kendilerini varlığını sürdürmek zorundalar. Bu yüzden ortaya bir dualite kavramı çıkıyor. Çiftlik. Çifte olma durumu. İşte bu çifte ahlak, çifte hukuk anlayışını Hesse mafyos tabiriyle açıklıyor. Dolayısıyla biz de bu kabadayılara girmeden önce bu tabiri bilmek lazım. Bu mafyos sebebi dediğimiz bunların o sözlü dünyalarını oluşturan kodları, çerçeveyi görmek lazım. Çünkü bunlar anlaşılmadan düz suçlu gözüyle bakıp değerlendirebiliriz ya da düz kahraman gözüyle değerlendirebiliriz. Onların gözüyle bir yerde bakmak, halk gözüyle bakmak ve aynı şekilde de bunların ötesine inmek gerekiyor. Bunu tam anlayabilmek için. Kabadayılar meselesini. Keza biz de bir Oberta örneğinden bahsettik. Oberta'ya benzer farklı kültürlerde geçen ve bizde de geçen tabirler var. Mesela töre. En yaygınlıdır. İşte bir durum olduğu zaman işte töreye göre şöyle şöyle yapmalıyız diye düşünürüz. Besa veya karlut bu daha çok Arnavutlarda var. Onlara ait. Besa söz anlamına gelir. Yemin anlamına da gelir aynı zamanda. O da onların obertası sessizliği. Yani Lektukagin diye bir derebeylerin kanunlarına dayanarak Lektukagin şöyle şöyle olduğu zaman şöyle yaparmış, biz de böyle yapalım dediği sözü kanunlara dayanarak 19. yüzyıla kadar yazıya geçiriliyor bunlar. Oradaki mafyanın temeli oluşturuyor. Bugün de zaten Avrupa'da Arnavut mafyasını zaten yerini araştırırsanız birçok şiveliyle karşılaşırsınız. Yani dönümler bir köyün dönümler dolusu tarlasına haşhaş ettikleri için interpoli tarihe geçmiş şeyler yani yerleşim yerine söz konusu. Bu da işte bu Besa çerçevesinde mesela ortaya çıkıyor. Şimdi bir Arnavut'a sorsam Besa'yı sana işte kendi aramızdaki yemin, yaşayış işte bizim kültürümüz diye anlatır. Fakat bir anlamda bu oradaki mafyos sebebini yapıyı da besleyen bir şey. Çünkü işte bir dualiteyi temsil ediyor. Keza aynı şekilde bizde İtalyanca'dan dilimize gider racon. Racon hem söz hem de yol, yordam, zagon anlamında kullanılan bir tabir. İşte racon kesme diyoruz. İşte en basitler işte kabadayılar işte bir araya toplanıp kendi aralarında işlediği gördüğü tartıştı mahkemelerde işte verilen kararlar racon kesme diyorlar ama bunu da işte köküne indiğimizde bakıyoruz bu dilimize İtalyanca'dan girdiyse nereden geçmişti muhtemelen Galata Beyoğlu bölgesinde. Çünkü şey gemicilerin, denizcilerin aşina oldu bir terim. Galata bölgesine indiğimiz zaman da direkt şeyle karşılaşıyoruz. Bizanslar itibaren böyle denizcilerin korsak kılıklı adamların gezdiği belaya ateşli bir yer görüyoruz zaten. Yani 20. yüzyıla kadar orasını hep böyle kötü, yani korkunçluğunu koruyor bir yer. Çok renkli bir dünyası vardır.
Ama her zaman da suç tarihiyle ilgili birçok kanlı hikayede hep oralarda geçmiştir. Aynı şekilde iki kavram daha var ki bu kabadayılarla daha çok ilgili. Bizde kabadayılık nerede çıkmıştır ya da nereden itibaren çıkmıştır dersek eğer bu iki kavramın köküne inmek lazım. Biri delikanlılık, bizdeki diğer kabadayılar örneğinde. Biri de feta. Delikanlılık kodu günümüzde de biliniyor. Bilinen bir şey. Ve delikanlılık kaba yani abi yani tabiri karşılık beklemeden gösterilen yiğitlik anlamında kullanılıyor aslında. Karşılık beklemeden gösterilen yiğitlik tabirde biz tarihte örneğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Nerede? Feta. Fütüvet kavramında. Fütüvet organizasyonlarını araştırırsanız tarihte bunu görürsünüz. İşte ahdaslar var, ayyarlar var mesela. Ayyar aynı zamanda hani işte işsiz güçsüz baldır çıplak anlamında da kullanılır ki kullanılmasının nedeni şudur. İşte bu feta fütüvet yapılanmaları, bu gençler hani hiçbir karşılık beklemeden yiğitlik yapmaya hazır gençler aynı zamanda belli çıkanlar etrafında da toplanabiliyorlar. İşte kabadayılık ya da mafyos kültür burada devreye giriyor yani. Bu çifte yönlü kullanılabiliyor. İnsanların yararına düşünerek kurulmuş bir yapılanmayken ya da düşünmüş bir toplumsal bir zeminken bir anlamda yer altına çekilen ve çıkar odakları için kullanılan bir hale bürünebiliyor. Aynı şekilde dikkatinizi çekmek istediğim bir husus daha var. Genelde dünya üzerinde belli bölgeler mafya ya da eşkıya hikayeleriyle daha çok anlatılır. Mesela Avrupa'da mesela şu Bask bölgesi, bu Pirene dağlarının olduğu bölge, Sicilya tabii. Arnavutluk ve Makedonya dağları, gene kuzey Yunanistan'ın kuzey kısımları, Tuna bataklıkları, yani 800-900 yıllarda Tuna bataklıklarındaki eşkıyalarla ilgili anlatılara vesaire denk gelirsiniz. Yerel kütüphanelerde bakarken. Türkiye'de Karadeniz bölgesi ve Adana bölgesi. Bu yerlerin hani birbirinden bu kadar hani uzak yerlerin ortak noktası nedir diye hep bu bölgelerde daha yoğun görülüyor diye düşünecek olursanız zaten mafyos alt kültürün de nerelerde, hangi zeminde ortaya çıktığının cevabını bulmuş olursunuz. Bu coğrafyadan yola çıkarak. Ticaretin çok sınırlı olduğu ve tek geçim kaynağı olduğu, tarımın ve hayvancılığın fazla elverişli olmadığı ve bu sınırlı kaynaklar üzerinde insanların Mad Max'vari kabileler gibi birbirine kapıştıkları, çarpıştıkları yerlerde genellikle hırgür ve mafyos çatışma kaçınılmaz oluyor. Dönemine göre. Günümüzde de tabii Adana veya Sicilya örneği ilginç haberlerle gündeme geliyor ama bu günümüzün bol güvenlikli, bol kameralı, işte her yere ulaşılabilen koşullarına rağmen işte yani bugün Çakırcalı Mehmet Efe günümüzde yaşasa mesela yarım saatte yakalar atıyorlar. İHA görür, bir şey görür, uydu görür. Yani yol kamerasına yakalar ya da yoldaki kameraya yakalarlar ama buna rağmen buralarda hala o şeyin tortusunun, mafyosal kültürün tortusunun izlerinin kalması, bazı anlatıların yaşaması, bazı anlayışların hala kabul görmesi bu kavramla alakalı, mafyos kavramla alakalı ve bu da bu zeminin oluştuğu yerler çerçevesinde zaten gözlerimizin önünde seriliyor. Şöyle bir durum var. İşte ayyarlar, ahdaslar dedik. Bunlar neye göre peki ortaya çıkıyorlar? Neye göre hani besleniyorlar? Halkın içindeki işte belli bir geçim kararı zanaatı olmayan ama bir araya geldikleri zaman bir kaba kuvvetle çıkar sağlayabilecek kimselerden oluşuyor. Yani biz kabadayıların izini ayyar ve ahdas üzerinden 11. yüzyıla kadar, 9. yüzyıla kadar yani aşağı yukarı sürebiliriz. Fakat işte kabadayılık ve özellikle eski İstanbul kabadayılığı çok kendine özgü bir alan olduğu için karşılaştırdığımız zaman ayyarlar ve ahdaslar biraz daha eşkıya ya da düz asi tipi gibi kalır. Biz kabadayılar üzerinden gideceksek eğer ilk bizim görmemiz gereken tip zorba denilen tiptir. Bu ayyarlar, ahdaslar işte orta çağda birçok İslam kentine dehşet saçtıktan sonra ki bunlarla ilgili bir kitap da hazırlandı. Orta çağ şehir eşkıyaları ayyarlar diye. Yazarını anımsayamadım. Ama ayyarlar ismini aratırsanız bulursunuz. Bunlar orta çağda dehşet saldıktan sonra 1500'lere doğru tabii 1400'lere 1500'lere doğru meşhur
Osmanlı'nın kurulması ve yerleşik şehir kültürünün daha ön plana çıkması, şehirlerin büyümesi, Balkanlarda ve Anadolu'da nüfusun artması, bir yerde şehir kültürünün ve şehir toplu hafızasından kök salmasına yol açıyor. Anadolu Selçuklu döneminde mesela niye Kabadayı yok derseniz derim ki yani bu Oğuz silahsı oldu, Haçlı Seferi oldu. Yani şehirleşme sekteye uğradı. Osmanlı döneminde çok ciddi bir tehditle bu galiba şeyle alakalı. Telefon tutuyorum. Telefon neredeyse. Niye yoktu dersen işte onlardan uygun bir şehirleşme ortamı hani sekteye uğradığında Osmanlı kesintisiz yani belli bir mahalli kültür oluşturabildiği de şehirler düzeyinde kabadayılık alt kültürü ve mafya sistemin gelişebiliyor. Bu Osmanlı'da özellikle İstanbul başta olmak üzere ticaretin olduğu yerlerde. Ama bu kabadayılar tabii ipini koparan kimselerin sokağa çıkması şeklinde olmuyor. Biz kabadayılar dediğimiz zaman yani bu ayyarlar, ahtaslar gibi asi isyancı tiplerinden çok tek bir tipi aklımıza getirmeliyiz. Onlar da yeniçeriler. İşte demin de dedim işte gündüz külahlı, gece silahlı. Bunlar yeniçerilerin yeraltı faaliyetleriyle ilgili olarak dilimize soktukları, armağan ettikleri tek tabir değil. Baltalı olmak, balta olmak, balta asmak, bıçak altından geçirmek, bıyığını balta kesmez olmak, askıntı olmak gibi birçok tabir bu adamlarla bağlantılı. Kapışmak dahil, kapışma tabiri bir şey. Çıkışta kapışacağız falanca bıçakla, şunla bıçakla kapıştılar. O bile Yeniçerilerin bu alt kültüre armağan ettiği anlayışlar ve sözler. Neden Yeniçeriler diyeceksiniz? Şimdi 1500'lere doğru Osmanlı şehir toplumu oturmaya başlamış, oluşmaya başlamış. Levant bölgesinde, işte Anadolu'da, Balkanlar'da, İstanbul'da. Burada ticaretin belli yerlerde toplanması ve bir zenginliğin olması bir yerden sonra özellikle kriz ve kıtlık zamanlarında bunları hep birinci hedef haline getiriyor. Bununla akabinde bu sınırlı kaynakların sahip olunması uğrunda rant kapışması dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bizim İstanbul kabadayılarının izini takip edersek ilk göreceğimiz örnek bu yüzden 1500'lerde görülen sipahi zorbalarıdır. Hayda işte şimdi diyeceksiniz ki Yeniçeri diyordun diye sipahiye döndün. Yeniçeriler ilk sabahlarda bazı isyanlar falan hani yapmışlar aslında bu Buçuktepe vakası gibi 1444'teki çok ön planda değiller. Hatta şamar oldular tabiri caizse. O zamanlar Osmanlı'da el ağırlıklı askeri usul sipahilerde olduğu için kapıkut sipahilerinde bunların sipahi zorbalarının sözü olaylarda ve gailelerde geçiyor. Dolayısıyla da bu alt kültürün ortaya çıkışında ilk bunlar rol oynuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani Yeniçeriler işte kapıkut ordusu sonuçta niye sipahilere göre belli bir ağırlıkları yok ve neden ilk başta şamar oldu? Bu da Osmanlı Devleti'nin gene iktisadi tarihiyle alakalı bir kavram. Yani Kanuni dönemi, evet işte muhteşem yüzyıl deniyor ama işte bazı ekonomik ve siyasi sıkıntıların da usulüne geldiği bir tarih. Kanuni döneminde bu İran Seferi sırasında Anadolu'da asayiş karışıklıkları meydana geliyor. İşte Suhte isyanları vesaire, Celal isyanlarının o ilk kıpırtıları. Bu yüzden çoğu sipahi seferlere iştirak edemiyor. Tabii bunların çıkışında çeşitli ekonomik iktisadi nedenler de var. Büyük kıtlıkların meydana gelmesi işte. İspanyol gümüşünün yavaş yavaş o etkisini hissettirmesi. Yeni dünya hani 1490'da keşfedilmiş ama Osmanlılar çok da etkisini hissetmeye başladığı yıllar söz konusu. Bunun hemen akabinde İran seferinde bazı sipahiler sefere katılmayınca kanunileri cezalandırma başı bunların toprakları ellerinden alıp kapı kulu sipahisi kimselere tımarları dağıtması
Osmanlı ordu yapısını da iktisadi işleyişini de zaten sallantıdadır. İyice alt üst ediyor. Yeniçeri Ocak Nizamı'nın bozulması diye bir makalesi vardır. Mustafa Muzdağ, kendisi Celal İsyanları ile ilgili bir kitabını da yazar her zaman da. Orada anlatıyor. Yeniçeri Ocak Nizamı'nın bozulması 3. Murat döneminde değil sanıldığı aksine Kanuni döneminde geliyor. Ve bu bozulmaya da bu işte sipahilerin tımarların dağıtılması ve kapıkulu sipahilerin sayısının artması olarak gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz ki kapıkulu sipahilerin sayısı neden arttı? Tımarlı sipahilerin dengesi bir kere bozuldu. Ordu hani tımarlı sipahilerden oluşuyor. Tımarlardan gelen askerlerden oluşuyor. Köy köy toplanıyorlar, an orduya katılıyorlar ve sefere iştirak ediyorlar. Osmanlı klasik sefer organizasyonu. Bu sistem tersine dönünce Osmanlı asker ihtiyacını nasıl karşılıyor? Mecbur Türklerden, Araplardan da bulduğu unsurlardan asker yazarak. Bunlar da genelde kapıkulu sipahilerde yazıyorlar. İlk başta. Ve bunlar buralarda kalabalıklaştıkları için ve yasakçı olarak kendilerini Anadolu'ya görevlendirip arazileri konup rant yarattıkları için bunlar ilk mafyalaşmaya başlıyorlar ve isyanlara vesaire de ilk bunlar öne yakalıyor. Yani 1580'lerdeki, 90'lardaki o meşhur kavgalar, isyanlar vesaire sipahi zorbalardır, öne yakıldığı olaylardır. Yeniçeriler de ya iştirak ederler ya da zaten kavga çıkar aralarda ve dayak yerler gelirler. Yani bunlar hep baskıya uğrarlar. Fakat Osmanlı ricali, dönemin devleti, onlar da tabii olaya mafyos bir zihniyetle bakıyorlar ister istemez. Karşılarında bir sipahi zorbaları var, devleti tehdit ediyor. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Denge unsuru yaratmakla, karşısına bir muadilini koymakla. Şey, Kemal Sunal filmleri o meşhur hani senaryosudur yani bir semtte musallat olan bir adam vardır. Karşısında bir sahte de olsa bir kahraman çıkartır. Aynı o mantık. İşte iti ite kırdırmak ya da işte kurdu basmaya kurt gibi köpek gerektirir sözün kavlinden. Yeniçerilerin sırtını sıvazlamaya başlıyorlar. Alternatif olarak görüyor Yeniçeriler ve Kanuni döneminde bu ocağa işte Türklerden de asker alınması vesaire bu Yeniçerilerde de hani görmeye başlıyor ve bunlar palazlanmaya başladı sipahilere karşı ve sipahi zorbaları çıkan isyanlarda, gailelerde türlü rezilliklere imza attıkları için işte oğlan kaçırma, kız kaçırma, baskınlar falan yağma bir antipati topladıkları için Yeniçerilerin bunlara karşı şey yapması, karşı durmasında halk nezdinde bir olumlu bir hava yaratıyor. Hani ona bak delikanlı adam, bize de arka çıktı gibisinden. Sipahilerin saltanatı 1600'lere doğru sallanmaya başlıyor. 1601'deki zorba isyanında ilk bir Yeniçeriler bunları darmaduvar ediyor. Daha sonra 1648'de tarihte böyle geçmiyor ama ben böyle bir isim taktım. Birinci Kabadayılar Meydan Muharebesi dediğimiz bir olay meydana geliyor. Neden bu isim taktım? 1648 yılında Sultanahmet'te kanlı bir vaka meydana geliyor. Tekrar sipahilerle Yeniçeriler bir olaydan nedeni dolayı karşı karşıya geliyorlar. Ve Yeniçeri Ocağı o tarihte bitme noktasına geliyor bir an. Sipahiler Yeniçerileri meydandan sürüp çıkarıyorlar. Yeniçeriler süklü püklü dağılıyorlar. Ve çaresiz o dönemdeki ocak ağalarına başlıyorlar. O dönemde Yeniçeri Ocağı'nın perde arkasında yani Yeniçeri ağasından bir önce yöneten dört kimseden bahsediliyor. Dört ocak ağasından. Bunlara Çavrüklü Bektaşi diyorlar işte. Bektaşi Ocağı'nın dört direği. Bu dört ağanın ortak noktası da Arnavut kökenli olmalı. Yani bir kendi aralarında bir mesa, işte bir hemşehrilik tebayülü var, duygusu var, bir dayanışma var. Sipahilerden böyle bir saldırı gelince bu Yeniçerileri toparlayarak bunların başına geçip bunları yeniden hücuma kaldırıyorlar Sultanahmet Meydanı'nda. Bunları önce Sultanahmet Meydanı'nda katlediyorlar. Daha sonra da Sultanahmet Camii'nin içinde çatışmalar devam ediyor. Hani minarelerden bile birbirlerinin üzerlerine kurşun sıktıkları anlatılıyor. Caminin içi kalabın alıyor bu kanlı baskın sonrasında da sipahilerin ömrü bir anda doluyor, meydan Yeniçerilere kalıyor. 1700'lere doğru gelen süreçte meydan Yeniçerilere kaldığı için ve padişahlar defakto olarak İstanbul'daki bu asayişsizliklerden şehrin Edirne'ye taşıdıkları için başkenti, ekonomik, iktisadi, sosyal birçok şeyde Yeniçeriler daha rahat artık koşulmaya başlıyor ve ister istemez bir mafyos alt kültür oluşmaya başlıyor. Yani
1730'larda işte o 1730'da bir sürü patron halinin ortaya çıkıp devlete kafa tutması yani şey değil yani patron hali alenade bir havan tella değil. Yeniçeri kökenli. Daha önce de isyanlara karışmış. Ve bir cinayet işlediği zaman Galata Yeniçeri Asırı, bu da Yeniçeri olduğu için kanunlara göre kadıdan kadı değil, kendi ağları yargılıyor ya. Galata Yeniçeri Asırı, ki yani Galata Yeniçeri Asırı, yani Galata çok böyle sıkıntılı, rektabeli bir yer. Muhtemelen en bıyığı balta kesmez Yeniçerileri tanıyan birisi. Onu bile tehdit edip senin kapına 30 bin arla usul dökerim, benim kılıma dokunursa diye tehdit eden biridir patron hali. Patron hali gibi sivri tipleri çıkarak devletin otoritesini tehdit etmeleri nedeni bu ortamdan, bu ortamdan kaynaklanıyor. Özellikle 1700'lerin sonuna doğru artık merkezi otoritedeki boşluk ve zayıflık, aynı şekilde de ekonomik ve iktisadi kaynakları tamamen Yeniçerilerin ele geçirmesi, yani şehirde işte kapan sistemi var, yağ kapanı, bal kapanı, un kapanı, et kapanı. Hepsinden bu adamlar pay alıyor ve kontrolü bu adamlar yapıyor. Bunlar üzerinde söz sahibi olmaları ister istemez Yeniçeriler içerisindeki zorba odakların, çetelerin ön plana çıkmalarına ve bir mafyos alt kültür oluşturmalarına yol açıyor. Peki bu alt kültür dediğimiz olan oluşumu niçin bu döneme kadar götürebiliyoruz? 1700'lerin sonunda işte bu bahsettiğim nedenlerden ötürü zemin oluştuktan sonra ancak 1700'lerin sonuna doğru belli şeyler, belli tabirler ve anlayışlar oturmaya başlıyor. Şimdi bir Baba romanını okursanız ya da filmini izlerseniz belli tabirler vardır. İşte kapo rejim gibi ya da danışman tabiri gibi işte konsilye danışman gibi belli tabirler. Burada da kendi aralarında belli tabirler, belli anlayışlar ön plana çıkmaya başlıyor. Yani yazısız, tamamen sözlü, işaretleri, imajlara dayanan bir dil, jargon, argo ve anlayış gelişiyor 1700'lerin sonuna doğru. İşte bunlardan hep ilerleyenleri, demin de bahsettiğim, balta asma ya da işte bıçak altından geçirme gibi tamamen Yeniçeri zorbalarıyla alakalı tabirler. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Kabadayı kelimesi ne zaman kullanılmaya başladı? Zorba kelimesi ne zaman terk edildi? Şimdi zorba, buradaki zorba şey, Rumlar da bu tabiri kullanıyorlar ve zorbas diyorlar. Fakat bugünkü anlamıyla zorba, zalim vesaire anlamında kullanılıyorsa da işte Çingene dilinde, o Romane derler, Çingene dilinde hala polis anlamına gelmektedir. Zarbo derler. Nedeni Yeniçerilerdir, bu Yeniçerilerin ileri gelenleriyle alakalı zorbas. Yani zorla halleden, işini zorla halleden, bilek gücüyle halleden. İşte cambaz misali, gücünü herkese gösteren anlamında kullanılıyor. Kabadayı tabiri nasıl çıkıyor? Yeniçerilerin yaşlı, gedikli olanlarına, yani onların içinden kıdemli olanlara dayı deniyor genelde. Ve bunlara gibi olup, bu kadar deneyimli olmayıp da dayılık yapmaya çalışanlara taslak, işte dayı taslağı, işte mafya bozukçusu diyoruz bugün, dayı taslağı olup da kaba dayı diye hakaret amaçlı kullanılmaya başlıyor kelime. Kaba dayı diye. Fakat sonradan sonra kaba dayı tabiri olumlu bir anlam kazanıyor işte. Baba Yiğit, Mert gibisinden ve bayağı günümüzde de işte olumlanan bir kelime olarak kullanılıyor. İşte bugün bile bir balo överken mesela en kabadayısı şu kadardır deniyor mesela. Bunların işte kabadayıların ortaya çıkışı bu yüzden Yeniçerilerle bağlantılı. Şimdi tabirleri açıklayacağım. Bu alt kültürü dediğim gibi anlamak için şeyler, yani resmi kaynaklar yetersiz. Şundan dolayı yetersiz. Sadece zabıt vakalarını veriyorlar. Yani onların kendi yaşayışları, iç dünyaları sadece o dönem müverrihleri, tarihçilerin dikkatini çekmişse bir asayiş bozukluğu kaynağı olarak görüldükleri için yazılıyor. İşte Yeniçerilerin böyle sapık uygulamaları vardı diye. Çünkü şehrin asayişini 3. Selim döneminden itibaren
ciddi anlamda tehdit ettikleri ve fesat kaynağı olarak görüldükleri için hep öyle olmasa da, çünkü yani baktığın zaman esnaf Yeniçeri'de var, Seferikler Yeniçeri'de var, Hafız Yeniçeri'ler falan var. Yeniçeri Ocağı çok katmanlı bir yapı. İmparatorluk birçok bölgesine yayılmışlar. Ama en çok işte bu kabadayı zorba unsurların ön plana çıkması, bunların sesini çıkması işi biraz civcivli hale getiriyor ve bunların İstanbul'u birbirine katmaları neticesinde bu bizim işte mafyosal kültür ya da kabadayılık kabulleri dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Mesela 3. Selim döneminde birine işte bıçak altından geçirme tabiri kullandığınız zaman ona bıçak gücüyle gücünü zorla kabul ettirme anlamında kullanmış oluyorsunuz. Yani bu bıçakla kapışma dediğimiz olayın kökü bıçak altından geçirme denilen adete dayanıyor. Bunu da genelde Galata'da Kallı Hendek'teliler, Hendekbaşı mahallede, o büyük Hendek'te yani Galata Kulesi'nde ben birbirinde. Bugün o mahalle yok tabi, Hendek gibi denmiyor artık ona. Büyük Hendek, Küçük Hendek Caddesi deniyor. Kârlı Şur'da ama o Hendek tek Hendek. Birleşik Galata surlarının önünde. Oraya Kallı Hendek diyorlar. Orada bunlar işte bir araya gelip farklı ocaklar, yani bunlar şimdi orta şekli örgütlendikleri için yani bölük yollar, bölük sisteminde farklı ortalar, işte herhangi nedenlerden dolayı kapıştıkları zaman birbirlerini bıçak altından geçirmek için genelde bu Kallı Hendek'te toplanıp gladyatör dövüşleri gibi orada birbirleriyle işte mudarebe ve mukatele ediyorlar. Yani birbirlerine darp ediyorlar ve birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. İt dalaşı, bugün uçaklarla ilgili kullandığımız bir tabir ama onlardan kalmadı. İt dalaşı, elde bıçak birbirlerinin kuyruğunu arkasından döndükleri, birbirlerinin açılıp kolladıkları için çıkıyor tabir. Yine o zamanlardan kaldı. Peki diyeceksiniz ki bunlar niye birbirleriyle kapışıyorlar şimdi? Yeniçeri değil mi hepsi? Evet ama her bir Yeniçeri ortası belli bir semtin koruyuculuğunu üstleniyor ve dolayısıyla semtler arası birileri kapıştığı zaman, o zamanlar daha mahalle kültürü henüz yok, pek yok semt kültürü, ortalar ortaya çıkıyor, meydana çıkıyor. Diyor ki adam mesela sen bizim mahallenin çocuğunu dövdüysen bu bizim ortaya yapılmış bir hakarettir diyor. Gidip falanca ortamın adamlarını darp etmeye kalkıyor. O zamanlar daha yani mahalle sistemi olmadığı, oturmadığı zamanlarda ortalara göre anılıyorlar mahalle. İşte 31. ortanın mahallesi, 25. ortanın mahallesi gibisinden anılıyorlar ve kendi aralarında sürekli kavgalar, kapışmalar çıkıyor ki bunun belgeleri var. Top tüfek dahi kullanıyorlar kavgalarda. Hani diyor işte Galata'nın şu neferleri, şu ortada şu neferleri birbirleriyle kavga ettiler. Üzerlerine top ve tüfekle dahil ettiler. Yani boşalttılar ama ölen olmadı. Birkaç kişi cerh oldu, yaralandı falan diye. Bunları kavgalarda da tahminler var ama o düz olayı anlatıyor mesela şimdi. İşte onun nedenini açıklamıyor. Bunlar niye kavga ediyor derseniz nedeni baltadır. Balta nedir? Hani bizim aklımıza gelen ilk imge ama bu ilk imgenin ötesinde o dönemde Yeniçerilerin ortalarını ayırt etmek için kullanılan o bölük işaretleri, durumlar çeşitli eşyalar, yapılar üzerinde görebiliriz. İşte mesela gemi çapasıdır, çifte kılıçtır, bayrak resmidir vesaire. Bunlar bunların nişanlarını, alametlerini taşıyan eşyalar hepsine birden balta diyorlar. Kılıç kazma ya da işte bir sefertas üzerine de işlenebilir bu. Ama genelde balta deniyor. Bu balta bir yer içeri için, daha doğrusu bir yer içeri için namus meselesi ve kan dökme sebebi. Ona birisi el uzattığı zaman kan dökülüyor. İşte bıçak altından geçirme meydana geliyor. Eğer bıçak altından geçirmelerde sürekli hayatta kalan çok cevvar böyle eskilerin böyle Adem ejderhası diye tabir ettiği, yani İsa Ejderhası diye tabir ettiği kimseler söz konusu olmuşsa da onların bu yönünü vurgulamak için diyorlar ki falanca ağaya ulaşılmaz diye bıyığını balta kesmez. Yani ona balta asılmaz, ona asılıp tolunmaz. O çünkü bıçağı altından nice kimseyi geçirmiştir. Bağlasında bu tabir kullanılıyor. Balta yeri şeyler namusu dedik işte işaretleri. Peki baltaya el uzatma nasıl oluyor? İki şekilde. Eğer bir yerde bir inşaat oluyorsa ya da bir gemi bal ediliyorsa bir yer içeri zorbası gidip oraya o orta işaretini taşıyan eşyayı, genelde balta oluyor, onu asıyorlar oraya. Eğer bu, ya bu şu demek, buradan gelecek pay
bana aittir, buranın koruması da bana aittir. Kimse el süremez. Kimse başka kopuklar falan dokunamıyor yani. Askıntı olamıyorlar. Eğer olurlarsa, işte baltaya önü tutulursa ve başka balta asılırsa, o zaman o iki ordu arasında ölümüne harp çıkıyor. İkinci kavga nedeni de yine baltayla bağlantılı. Balta sadece işte eşyalara ya da haraç karakterine asılmıyor. Diyelim ki Yeniçeri zorbası bir kadından hoşlandı. Ona o Yeniçeri ortasının dışarıda dişlenmiş olduğu peşkir, havlu, örtü vesaire veriyor ve bunu görünür yerde taşımasını istiyor, bu bendili, örtüyü vesaire. Onu giydiği anda zaten kadın aldığı anda o Yeniçeri ağasının kanatları altında sığınıyor ki erkek de olabiliyor bunlar bazen. Yani bu bıçkın kelimesini biz yiğit anlamında kullanıyoruz ama eskiden bu kabadayılar kolu kanadı altında yaşayan, haraç mara çalan, kavga eden ama aynı zamanda işte bunların işte bazı değişik ilişkilerinde de rol oynayan kimseler bu baltalı dediğimiz şahıslar oluyor. Kadın ya da erkek. İşte mesela laf atıyor biri öbürüne, diyor ki durduruyor, aman dur onlarla bulaşma diye o falanca baltalı avrettir. İşte dokunur sanana kan çıkar gibisinden. Ya da baltalı oğlandır. Mahbuttur, mahbubedir duruma göre. Birisi işte birine laf attığı zaman ya da engel olduğu zaman işte ne bileyim herhangi bir şekilde rahatsız ettiği zaman burada tekrar işte vay sen bizim baltaya yani ortamızı namusuna el uzattın. Buna halel getirdin dedileri burada gene bir kavga sebebi, bunun gene bir kavga sebebi teşkil ettiğini görüyoruz. Şimdi balta asma dedik. İşte baltaya ruma dedik. Bunun dışında kavga ediyorlar mı? Ediyorlar. Semer devirme dediğimiz bir adet var. Semer devirme de şey, bir yer içerinin orta değiştirmesi, başka ortaya geçmesi. Bunu da namuslara hakaret sayıyorlar ve aralarda gene kalma kavgalar çıkıyor. Onun dışındaki yer içerilerden kalma tabirlerden birinde işte bu baltalı tabiriyle ilgili. İşte balta olmak, askıntı olmak, işte falancaya işte sap olmak gibisinden bu tabirler hep bu yer içeriler işte o haraç kestikleri zamanlardan günümüze bir şekilde intikal ediyor. Ve diyeceksiniz ki Yeniçeriler arasındaki çeteleşme o kadar korkunç boyutta mı? Evet. Bugün kabadayı tabir edip biz sadece İstanbul'da biliyoruz ama Lübnan'da da var, Yunanistan'da da var. Ve ön planda oynayanlar da gene bu Yeniçeriler oluyor. Yani sadece yani İstanbul örneğine bakıyorsun mesela. Diyorsun ki İstanbul herzele mahalleleriyle dolmuş. Özellikle 1700'lerde, 300 yıl döneminde. Polis girmez diye biz bugün bazı mahalleleri anlarız. O dönemde onun yerine şöyle bir tabir kullanıyorlar. Gündüz vakti dört kaş oğlanın dahi giremediği yerdir. Yani orada ölüm, darp, tecavüzler işleniyor, belalışır ve insanlar hani Yeniçerilerin bile, yani davusu Yeniçerilerin bile uzak durduğu yerler olarak gündeliyor. Bu yerler işte İstanbul'da bugün Bahçekapısı iskelesi denilen yer, Bahçekapısı mıntıkasında oranın eski adıysa Melek Girmez. Galata mıntıkası, Üsküdar'da da Balaban iskelesinin olduğu yer falan olarak sıkıntılı yerler. Aksaray bölgesi mesela, orası da Yeniçeri ağalarının falan işte onların taş kışlarında falan, taş odalarında bulunduğu yer. Aksaray'ın kabadayılarının işte sonraki dönemde ortaya çıkacak bu 12'ler falan, Aksaraylıların vurgulanmasının bir nedeni de bu zaten oluyor. Yeniçerilerin birçoğu o mıntıkaların insanları. Onlardan intikal ediyor bazı şeyler. Bu sadece İstanbul'a özgü bir durum değil. O dönemde başka yerlerde de var. Mesela Bulgaristan tarafında Hezargrad şehrinde bölgenin idarecilerinden birisi bir şikayet mektubu yazıyor. Orada şöyle bir tabir geçiyor. Burada halk Yeniçeri ortalarının kavgasından taraf olmuştur. İki ortaya ayrılmıştır. Aralarında kalma kavgalar olmaktadır. Yani halka bile sirayet ediyor kavgası ki bunun nedeni o dönemde kavgaların mahalle ya da sert odaklı olmaktan çok orta odaklı olmasıyla ilgili ki kabadayıları biz kabaca işte iki döneme ayırabiliriz. Bir ocak orta dönemi bir de mahalle dönemi. Bu daha ocak orta dönemi olduğu için bu dönemde mahalle kavgaları da genelde Yeniçerilerin kavgalarıyla baş başa gidiyor. Bu Hezargrad örneği daha ilginç bir örnek Sırbistan'da Semendire sancağında, Belgrad tarafında işleniyor. Burada Yeniçeriler en küçük köyleri bile hallar kurup, kahvehaneler açıp ki onların en sık işlettiği ve en sık gelir getiren kalemlerindendir. Kafe, kahve eskiden de para getiren bir şeydi ve
Osmanlı toplumu çok severdi kahveyi. Bunları işletenler İstanbul'da nasıl Yeniçerilerse, işte o iskele kahvehanelerinde, işte Yeniçeri ortalarının, ocakların, karakol denilen yerin, karakol tabirini orada görüyorum, kol dedikleri o merkezlerinin, karargahlarında da olduğu yerler bile aynı zamanda kahvehane işlevi gütmesi örneğinden hareketle görüyoruz bunu. Kahvenin ve kahvehane öneren bir yeri var. Semendire sarcağında da kahvehane ve hal açıyorlar, en ücra köyleri bile ve buralarda Yeniçeri kabadayıları haraç topluyorlar. Bunların hareketleri yüzünden zaten sırtlarında işte haydutlar Osmanlı'dan biz ayrılalım düşüncesine biraz satmaya başlıyorlar zaten. Yani kendi haydut Türkiye'de falan hep zaten bir Yeniçeri figür falan oluyor böyle kapıştıkları. Ve bu genelde Osmanlı tarih kaynaklarında da benim burnular husus. Yeniçeri dayılarının zorbalıkları yüzünden ahali işte asilere beylikti deniyor. Dolayısıyla imparatorlukta böyle bir gaye var. Bunu da çözebilen tabii ki İkinci Mahmud oluyor. Ama tabii İkinci Mahmud'un ortaya çıkmasından önce, yani ortaya çıkan koşullar hazırlayan bir durum meydana geliyor. O da bizim, benim daha doğrusu İkinci Kabadayılar Meydan Muharebesi dediğim olay. Birincisi 1648'di. Bir de ikincisi var bunun. Bu 1808'de o meşhur Kabakçı isyanı çıkmış, 3. Selim tahttan indirilmiş, işte 3. Selim tahttan indirilmiş, işte yeniliklere karşı tepki var vesaire. O karışık dönemde Rumeli'den saltanatın imdadına yetişen ve aydınlanmacı fikirleri biraz kol kanatla gelen Rus Çükkârı'nı meşhur Alemdar Mustafa Paşa ordusuyla İstanbul'a geldiğinde onun Hacı Ali kumandasında gönderdiği dağlı eşkıyasıyla İstanbul'un Yeniçeri zorbaları ve Boğaz'daki kaleleri kuran Laz ve Çekme uşakları, Boğaz yabakları harbi tutuşuyorlar. Rumeli Hisarı'nda. Rumeli Hisarı'nda önce şeyi bulup öldürüyorlar Kabakçı Mustafa'yı. Fakat Kabakçı Mustafa'nın yardakçıları teslim oluyorlar, direniyorlar bunlara karşı. İş bir yönden sonra birbirlerine üstünlük sağlayamayınca farklı kalelerden top getirip birbirlerine sıkmalarıyla sonuçlanıyor. Burada da ikinci Kabadayılar Meydan Muharebesi meydana geliyor. Bunun kazananı tabii ki sonradan Yeniçeriler oluyor. Biliyorsun işte Alemdar Mustafa Paşa şehre giriyor. İşte bu Yeniçeriler kendi kahvehanelerinde ve işlettikleri yerler aslında o baltaları, eşyaları yasaklatıyor. Koluna bağlıdırlar, Yeniçeri ortalarında nişanlarını dövüp haraç topyalıları öldürtüyor, sildiriyor. Fakat işte bu da Yeniçerileri ortadan kaldırmıyor. Adamlar tekrar bir güç bulup toparlanıp bir ayaklanmayla Alemdar Mustafa Paşa'yı da öylesin ortadan kaldırıyorlar. İkinci Mahmud bu koşullara görüyor ve şunu çok iyi değerlendiriyor. Osmanlı'nın merkezi otoritesi de sıkıntıda, taşları sıkıntıda. Çünkü niye merkezi otorite sıkıntıya düşünce taşlarına ayarlar denemeyleri türemiş. İkinci Mahmud dolayısıyla bunları bastırmada ilk önce İstanbul odaklı hareket ediyor ve bu Yeniçerilerin beslendiği yerleri, işte mahalleleri, yerleşimleri veba mahallesiyle vesaire yıkarak bir nevi kentsel dönüşüm başlatıyor. Buralardaki etkileri kırıldıktan sonra ve Yeniçeri zabitlerini yeni orduda mahsuplu görevleri ya da çektikten sonra Vakai Hayriye'yi başarılı buluyor. Yani Vakai Hayriye'nin kırılan aslında Yeniçeri Ocağı'ndan ziyade bir sembolün kırılması aslında bir anlamda. Yani o taş odalar topa tutuluyor ama onun dışında işte bu hambalılar, kayıkçılar, işsiz güçsüz gençler ki mesela bekar olarak çok olumsuz anlamda kullanılan bir tabir. İşte bekara ev verilmez, bekara güvenilmez falan bugün de hala bazı yerlerde yaşatılanmış biraz o dönemlerin kalıntısı. Yani bekar olumsuz anlamda kullanılması onunla alakalı. İkinci Mahmud İstanbul'daki bu zorba mekanlarını hallettikten sonra İstanbul'u kontrol altına aldıktan sonra işte bu taşlar üzerinde, ayarlar üzerinde etki sağlamaya başlıyor. Mücadelesi başlıyor ve merkezi devletin kurma mücadelesine girişiyor. Yani Osmanlı Devleti'nin mafyos alt kültürlü unsurlarla mücadelesinin yani en tepe noktası işte bu ikinci Mahmud dönemidir. Şimdi Vakai Hayriye oldu. Kaldırıldı 1826, 2. Mahmud dönemi. Bu dönemde Tazimat çıkıyor ve Tazimat Kabadayılar ortaya çıkışında çok belirleyici bir rol oynuyor. Çünkü artık Batı sistemine geçildi. Yerleşimleri ve mahalleleri de buna göre düzenlemek lazım. İşte mahalle nizamı çıkıyor ortaya. Semt, işte bu belediyenin ilk üyeleri, sonra belediye sistemi sonradan kurulacak da onun ilk üyeleri yani
batılı anlamda bir köklü reformlar geçiyor Osmanlı İmparatorluğu. Burada ortaya çıkan bahaneler, Yeniçerilerin yokluğunda, ocaklar ortaları yokluğunda karakollar ya da karargahlar olarak ya da insanların memleket dayanıkları olarak mahallelerin, semtlerin ön plana çıkmasına yol açıyor. İşte Falarca bizim semtimizin çocuğudur, bizim mahallenin kızdır anlayışları o döneme dayanıyor. Peki diyeceksiniz ki kamadayılar topa tutulmakla ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Kayınkaleler, istilahaller yine var. Ve bu o dönemde özellikle tulumbacılar üzerinden, tulumbacılık üzerinden bunlar yeniden var olmaya başlıyorlar. Çünkü bir araya gelmesi lazım işsiz güçlük yerçilerin. Nerede bir araya geliyorlar genelde? Yani Külhan Bey dediğimiz tiplere, tamam külhanlarında bir araya geliyorlar, kimsesiz. Tek dayanakları kendileri. Ya da kahvehanelerde, tulumbacılar takıldığı kahvehanelerde, semai kahvehanede dediler. O dönemin aşık edebiyatı örneklerinin anlatıldığı, aynı zamanda kahramanlık ve vurdu kırdı maceralarla anlatıldığı kahvehanelerde büyüyorlar. Buralarda destek güreşi yapıyorlar. Tulumbacılık yapıyorlar. Ki tulumbacılık sadece tulumbayı yangına taşırıp yangını söndürmek değil. Rakip tulumbacılarla da kapışma ve kavgaya da getiriyor. Niye? O yangını söndürüp payını almasınlar diye. Bu kavga ortamında da bizim İstanbul kabadayıları figürü ortaya çıkıyor. Fakat artık eskisi gibi bunlar iskele hanelerle, kayıkhanelerle falan ilgilenmiyorlar. Biraz hedef büyütüyorlar. Artık biliyorsunuz Galata'da, Pera'da eğlence yerleri açılıyor, gazinolar vesaire. Buralarda büyük gelir kaynağı olduğundan ilk palazlara, kabadayılar genelde hep sonu orada alıyorlar. Oranın haracından pay almak için. Oranın rahatını paylaşmak için. Dolayısıyla bu bahsettiğim dönüşüm Tanzimat'ı takip eden, özellikle 1860'lara doğru gerçekleşiyor. 70'lere, 80'lere geldiğimiz zaman meşhur sayılı fırtınalar var. Refik Cevat Ulu'nun o gene sayılı fırtınalar, eski İstanbul Kabadayılar isimli kitapta anlattığı kimseler. Onlar işte böyle bir ortamda ortaya çıkıyorlar. İşte her mahallede belli tulumbacı kahvelerinde, kahvehanelerinde ortaya çıkan tipler ve adamların hani gazeteler ve şeyler çok böyle detaylı teferruat vermesi de biz işte bu Refik Cevat Ulu'nun gibi hatıratlardan yola çıkarak bunları nasıl yaşadığını alıyoruz. Bunlar işte kendi aralarında racon keserek, işte haraç toplayarak vesaire Yeniçerilerin yaptıkları illegal gelenekleri günümüze kadar sürdürüyorlar. Burada şu örneği de vermek isterim, ben daha doğrusu hatırlatmak isterim. Son günlerde popüler oldu Fehim Paşa mesela. Fehim Paşa bugün işte Abdülhamit'le ilgili bu Payitaht dizisinde gördüğünüz Fehim Paşa. O dizideki karakteri hem yansıtıyor hem yansıtmıyor. Yansıtıyor şöyle, kabadayı ve devlet en sayılı fırtınası. Ona bulaşılamaz. Hem saraydan arkası var hem kendine vurdu kurduyu seven, kapısında vurdu kurduyu seven adamları bayıldıran, kabadayılara arka çıkan birisi. Yani düşünün, o dönemler tehlikeli sayılan kabadayılardan birisi Arap Abdullah işte. Sonradan paşalığa kadar yükseliyor bu Aksaray'da. Arap Abdullah bir dönem onun bile kapısında kalıyor yani. Fehim Paşa böyle biri. Ama Fehim Paşa aynı zamanda da işte bu sınırsız güç kaynağından dolayı biraz devlet için ve halk için de tehlike oluşturan birisi. Çünkü çok can yaktığı işte bu jurnalcilik işlerini yürüttüğü için kendi şahsi meselelerine de bazı şeyleri alet ettiği için devrilen sayılı kabadayısı bu ama ürkütücü ve biraz olumsuz bir tip. Sayılı fırtınalar onunla çok kapışmadan işlerini görüyorlar genelde ki bunun da tafsilatıdır. Ha, burada uzun uzun anlatamam. Sayılı fırtınalar adlı kitapta okuyabilirsiniz. Sayılı fırtınalar ne zamana kadar varlıkları sürdüler peki bildiğimiz kabadayılar? Meşrutiyete kadar. Meşrutiyet çok ilginç bir hamle. İkinci Mahmud'un merkeziyetçilik hamlesini iddiatçılar tamamlıyor. Bu ikinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İstanbul'da asayişli bir kitap var iletişimden çıkan. Onu okuyabilirsiniz. Yine Sarhoş Kavgaları ve Namus Cinayetleri diye bir kitap var. Kitap evinden. Onu da okuyabilirsiniz. Bu o dönemi çok güzel yansıtıyor. İddiatçılar başa geldiği zaman o dönem Osmanlı topraklarında işte kabadayılar var İstanbul'da. Ege'de eşkıyalar, efeler kol geziyor. Balkanlarda komitacılar çıkmış haydutlarla da başa çıkamıyorken falan. O karışık ortamda
ne yapıyorlar? Polis nizamnamesi de diyorlar. Zaptiyeyi kaldırıp polisi kurup şehirde faaliyet gösterebilecek, o şehirdeki suç unsurları kovalayabilecek kimseler işe almaya başlıyorlar. Polis gazeteleri, dergileri çıkıyor. Hırsızlığın yöntemlerini anlatan, bunlarla nasıl mücadele edeceğini anlatan. Bunlar aynı zamanda kırsalda da faaliyet göstermeye başlıyorlar. İşte jandarma teşkilatı düzenleniyor. İşte Çakırcalı MVDF mesela 1910'da o imparatorluğun başa çıkamadığı eşliğe 1911'de halledebiliyorlar ancak. Bu düzenlemeler iddiaçılarla alakalı ama iddiaçılar da kendi geçici dönem kabadayılarını getiriyorlar. Onlar da kimler? Şimdi Rumeli'de lab yapmış, isim yapmış kimseler. Bunlar sokakta boy gösterince Abdülhamit Dönemi'nin sayılı fırtınalar var, ortadan kayboluyorlar tabii. Fakat sonra bir Birinci Dünya Savaşı fırtınası geliyor biliyorsunuz. O işgal yanılarında da bu sefer biz gayrimüslim kabadayılar, çetelerin ön plan çıkıntı görüyoruz. İşte Hrisantos bunun bir örneği. Hrisantos'tan önce de 1880'lerde bir bıçakçı Petri örneği var. Galata canavarı. Genç olan. Bu resminde bir hikayesi var ama ben bunu hani vaktiyle detaylıca anlattım. Burada çok girmeyeyim. Yani internet tarifinde çıkıyor. Bıçakçı Petri kendi döneminde çok destek görmüyor 1880'lerde ki Kefalonyalılar denilen bir başka Adana Rum Kabadayı grubunu haklıyor. Fakat bu işgal yıllarında 1920'lere doğru ortaya çıkan Hrisantos ise meşhur Kasımpaşa canavarı bu İstanbul'u darmadağın ediyor ve azınlıklardan, işgal komiserlerinden falan destek görüyor. İstanbul'u kasıp kavuruyor ve polislerle resmen kan davası da varan olaylar, gelişen olaylar neticesinde İstanbul polisi kendisini kıskıvrak yakalamayı başarıyor. Öyle ele geçiriyorlar. Öldüren kişi de Buhara Malkor, oyuncu Selda Alkor'un babası. Hrisantos'u nasıl öldürdüm diye bir kitap yazıyor sonra. Bu kitabın yeni basımı yok. Ben de bulamadım herhalde, bunu alamadım. Ama ismi bu herhalde. Merak ederseniz araştırabilirsiniz bu kitabından. Şimdi bu dönem şöyle bir şey söz konusu. İşte bu kabadayılar sarayla iç dışlı oluyor. Sadece Fehim Paşa'nın sarayla iç dışlı değil. Aklıma gelmişken onu da anlatayım. Bir meşhur bir Gani Bey var. Gani Bey Toptani. Gani Bey Toptani de Arnavut asıllı birisi. Esat Toptani Paşa'nın kardeşi. Şimdi Gani Bey de İstanbul'u kasıp kavuran sayılı fırtınalardan birisi. Zaten Arnavutluk'ta hakkında yakılmış bir türkü var. Türkü de şey diyor. Fakire fukaraya hep sadaka dağıtırdı falan. İstanbul'a da tepkili havaya gitmiş diye anlatıyor. Halbuki haraç, racon işleri daha iş konuları sürülen bir adam. İstanbul'a da politik nedenlerle getiriyor. Ama bunlar abi kardeş çok sıkıntılıdır diye Abdülhamit. İşte Arnavutluk'ta ihtilal düzenlerler falan diye. Şeyi bırakıyor orada. Esat Toptani Paşa'yı. Kardeşi Gani Bey'i de getirtiyor İstanbul'a. Gani Bey de burada o dönem Sadrazam'ın oğluyla bir kapışması oluyor ve Sadrazam onu öldürtmek zorunda kalıyor bir başka paşaya. Bursalı Hakkı Paşa diye birisi ama Hafız Hakkı Paşa değil yani. İsim benzerliği var, başka biri. Öldürtülüyor. Bunun öldürülmesiyle zaten imparatorluğun karşısında olaylar silsilesi başlıyor . Galata Köprüsü'nde silahlar patlıyor. Sadrazam'ın oğlu Cahit Bey vuruluyor. Daha sonra Esat Toptani öylesine kin gidiyor ki İttihatçılara katılıyor. Abdülhamid'in sadık destekçilerinden biriyken Abdülhamid'in tahttan harp kararını okuyan 4-5 kişinin arasında Esat Toptani Paşa da yer alıyor. Hani böyle siyasetle, çetlefilli olaylarla da işin dışı oluyorlar. 1920'ler 25'e doğru, 23'e doğru Cumhuriyet'in ilanı ve merkezi otoritenin yeniden kurulması, oluşturulması, yeni bir ülkenin kurulması biraz bu asayiş olaylarıyla hani 2. Mahmut'un İttihatçıların başlattığı silsilelerin başarıyla sonuçlandırılmasına neden oluyor. Yani 1923'e geldiği zaman gelen af ilan ediliyor ve bu affa uymayan, silahını korumakta direten gayrimüslim ve yerli dahil çeteler, kabadayı unsurlar haklanıyor. Hani Trabzon'da İskele Kahyası Yahya Reis gibi ya da Alabardalı Kabakçı Salih Efe gibi. Bunların birçoğu milli mücadeleden yara insanlar ama saltanatlarda ya da belli şeylerini korumak istediklerinden bunlar ters düşüyorlar. Ve artık efeleri çoğu silahı da aslında siz diye geziyorsunuz diye bunları hallediyorlar.
asayiş işte Atatürk döneminde, İnönü döneminde o kadar sıkı ki kabadayılar gene var ama çok ön plana çıkmıyorlar yani. İşleri daha sessiz hallettikleri düşünüyor. Çünkü hani birkaç sarhoş kavgası dışında pek gazetelere rastlamıyorlar. Fakat 1950'lere gelindiğinde bir patlama oluyor ve şeyde artık nasıl söylesem şimdi Çinli Burhan'ın vurulmasından sonra özellikle İstanbul halk kavgası deniyor ona. Kabadayılar ve yeniden görülmeye başlıyor. Bu sefer uluslararası suçla ilişkilendirilmeye başlıyorlar. Bu dönem mafyanın dünyada da ön plana çıkması, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında küresel çapta yayılmaları İstanbul'u da etkiliyor. Baba filmini izleyenler bilir. Orada da mesela Solozo vardır. Türk plakaplı. İşte Afyon getiriyor Türkiye'de falan dönüyor. O 1940'ları, 50'leri, şey 40'ları anlatıyor, 50'leri anlatıyor o şey, macera. Asıl mevzu işte 50'lerde, 60'larda başlıyor. Uluslararası suçla ilişkiler kabadayılarına dönüşmüyor. Eskisi gibi ben sadece mahallemden haracımı alırım ya da mahallemi korurum diyenler etkisiz hale gelmeye başlıyor ve meydan daha kalabalık, organize suç işleyen ya da dedemin kravatlı işgalde tabir ettiği kimselere kalıyor. Yani birini dövdürmek daha caydırıcı ama birine kasten bir adam gönderip o adamı kasten dayak yemesini sağlayıp o kişiye, döven kişiye dava açılması daha caydırıcıdır. İşte bu noktada mafya, örgütlü organize suç ortaya çıkıyor. Bu daha ağırlıklara geldiği için kabadayılar artık folklorik ve kültürel bir unsur olarak görülüyorlar yani. Bugün hayatta olan üyeleri, örnekleri var. Yaşlılar o işlerle uğraşmıyorlar. Anlatılarını anlatıyorlar. Kabadayıların çok bereketli bir konu olması, hani araştırma anlamında olmaması bunların kurguya girmelerine engel olmuyor. Bir örnekten bahsetmek isterim burada. Hani sinemada da çok yaygınlar ama özellikle çizgi romanda, Ustura Kemal çizgi romanı kabadayılık alt kültürlü dönüşümünü en iyi özetleyen albümlere sahip. Harun Sever'in çizdiği. Yani kurgudur. İşte anakronizm vardır. Mesela Ustura Kemal 1920'lerin kabadayısı yani. İşgal yıllarında Üsküdar'da faaliyet gösteren Ustura Kemal isimli kabadayıdan uyarlanmış hali. Arap Abdullah da meşrutiyeti takip eden senelerde ölüyor. Paşa oluyor falan sonra da. Çok tehlikeli bir kabadayı. Burada arkadaş gibi işleniyor Ustura Kemal macerasında. Ustura Kemal ilk önce bir kabadayının salt, vurdusu, kırgını olaylarını anlatıyor. Yani sırf kadın uğruna kavga ediyor Ustura Kemal. Fakat Harun Sever'in bu konuda araştırmaları ve milli mücadele kabadayılarının deşelemesiyle tıpkı siyasetle çetrefilli olmalarına paralel olarak Ustura Kemal de bu sefer işbirlikçilerle, İngilizlerle çarpışan bir figür haline geliyor. İşte silah kaçırıyor, adam kaçırıyor, Kuvayi, Özbekler teknisi falan işliyor albümlerinde. Yani Ustura Kemal albümleriyle denk gelirseniz muhakkak okuyun, kabadayılık dönüşümünü çok güzel anlatır. Kendisi en son Seyfettin Efendi, duymuşsunuzdur, David Putter'in 5 uçlu bir çizgi roman karakteri o. Cumhuriyet'in başları Osmanlı'nın işgal döneminde geçen polisiye macera, dedektiflik çizgi romanı. Orada da Ustura Kemal bir bölümde görünüyor mesela. Şeyde Harun Sever'den izin alarak çiziliyor bu bölüm ve macera olarak çiziliyor. Son olarak anlatmak istediğim bir husus, genelde bana bu soruluyor. Hani en çok merak edilen husus bu oluyor. Kadın kabadayı var mı yok mu tartışması. Bir tanesini Twitter'da anlatmıştım. Flokları takip edenler bilir ya da internete bakanlar olur. Madame Bela varmış. Karaköy'de bir batakhane işleten yani aslında otel işleten ve otele gelen saf denizcileri, insanları güzelleriyle kandırıp onları otele aldıktan sonra odalarına çektikten sonra boğan, eşyalarına el koyan ve cesetlerini bodruma gömen kadın var Madame Bela. Dönemin kabadayıları da yıldıran birisi yani. Bıçakçı Fethiye Galata canavarı diyorlar, bu ona beyler okuyor, öyle birisi. Madame Bela var. Sonradan tabii sınır dışı ediliyor bir cinayetin ortaya çıkması nedeniyle. En son yıllar sonra Topağan'ı Karaköy tarafında bir yangın çıkıyor. O otelin altından bir sürü insan kemiği ortaya çıkınca nasıl bir suç şebekesi kurdukları anlaşılıyor. Böyle Madame Bela tiplemesi var. Çok ilginç bir örnek de bunu hiç anlatmadım. Reşat Ekrem Koçu'nun Yeniçeriler kitabını okuyabilirsiniz ki
Bu kitap zaten Yeniçerilerin zorbalaşmasını da anlatır. Tırnovalı Belli Behiye diye bir kimseden bahseder. Bu da halk destanlarıyla geçmiş o dönemde. Yeniçeri ocağı taşı, topa tutulurken bir sevdiğinin peşinden tüfek alıp sebenleri gibi yanar ateşler içinde dolaşıp o Yeniçeri zorbalarının son derecesine iştirak eden bir kadın. Onun hikayesinde yaşadıkları bu koşullar daha lezzetli okursunuz, o daha iyi aktarır. Ama ben ismi de vermiş olayım. Onun dışında aktaracaklarım, anlatacaklarım bu kadar. Bir meşhur benim klasiktir, hep kabadayıları tarihi anlattım bu sunumlarda, söyleşilerde. Son Yeniçerilerden Galata Çardak Kolluğu'nun çorbacısı Ali Camiç Ağa isimli bir Yeniçeri'dir. Gençliği ve zorbalık dönemlerini anlattığı bir fahriyesini okuyarak bitiririm genelde. Onunla bitireceğim ve daha sonra da soracağım kısmına geçmek istiyorum. Daha merak ettiğiniz, detaylı merak ettiğiniz kısımları anlatmak için. Fahriye şöyle. Hacı Bektaş Ocaklıyım, zoraver. Deli Poyraz Şahin başımda eser. Taban deferiz hep Dilber yolunda. Kimi kaşın çatar, kimi gülümser. Payine yüz koyup koklasam, öpsem. Biri hoşluğun olsa öbürü küser. Kimi pırpırıdır, bıçkın afettir. Vaslı, vaslı her aşika olmaz müyesser. Sanmam güzeller hep vefasız olur. Sular lalü şarabı kevser. Her güzelin vardır ama engeli. Sureti beşerde ejder hefsel. Yedi başlı ejderha. Rakibanu kimi rüstem, kimi zal. Kimi bir vuruşla 40 kelle keser. Geçti cümle bıçağımın altında. Civarede menüz, dev tıraş müser. Yeni tıraş olur. Fahriye biz yazdık yatar ile kalsın rüzgara bizden de bir eser. Fahriye bu kadar. Daha spesifik merak ettiğiniz kısımlar olursa bu soru cevap kısmında konuşabiliriz. Evet hocam. Kabadayılar dedik de genç Osman döneminde de padişahın şahsının onlara karşı bir mücadelesi var aslında. Ona hiç değinmediniz. Evet, bunların işte şeriat ya da işte şer kaynağı geldiği dönemlerden biri. Genç Osman biraz daha erken bir dönem aslında. Yani zorbalar var. Ama asıl işte bunların azdıkları dönem Patron Halil zamanı ve 3. Selim zamanı olduğu için buna atladım ama o dönem hani kabaca değinmeye çalıştım. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan işte padişah kanına dahil girmeyle soruşan kanlı vakalarda genelde bu zorba tipler rol oynuyor. Ha diyeceksiniz ki ya bunlar peki nasıl kabadayılığın kökünü oluşturuyor? Ya zaten kabadayı ya da Efe dediğiniz kişi de yani çok hani sakin ya da botabot iyi insanlar değil. Yani Çakıcı Hanım Mehmet Efe'nin ben Halil Dural isimli bir yazar var. O 1930'larda Çakırcalı'yı kendisi de görmüş birisi. Çakırcalı'yı görenlerin ağzından bir Bize Çakırcalı Derler diye bir kitap, defter tutuyor ve o defter notları Bize Çakırcalı Derler adıyla yayınlanıyor. Onu bir okuyup görün. Çakırcalı'yı türkülerden, filmlerden öğrendiyseniz hani bir oğlu gibidir. Ama gerçekte asıyor, kesiyor, aileler söndürüyor. Çünkü var olmak zorunda. Hani işte biraz sert olmak zorunda o saltanatını korumak için. Dolayısıyla böyle bir denge var. Hani rakibiyle yeke yek kapışır ama yeri geldiği zaman da ocak söndürmekten çekiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrım var bunlarda. Daha da bunu da belirtmek lazım. Ben şey merak ediyorum. Mesela Yeşilçam'da kabadayı olarak bir tipleme biliyoruz. Hatta Ustura Kemal'in tekrar filmi ya da sonra diziye dönüştürüyor. Evet, vesaire. Evet. Hani bunlarda gerçeklik var mı yoksa onlar kurgu mu? Şeylerde kurgu çok var. Yeşilçam filmlerinde. Çünkü mesela işte bu Kemal Sular'da mesela hani çok ilginç gelecek belki. Bu yedi kocalı Hürmüz dahil komedi gibi görünen yapıplarda Kemal Sular'ın işte o Şabanoğlu Şaban'da falan gördüğünüz o kabadayı tiplemeleri işte o İstiyeli Deli işte falan onlar biraz daha gerçekçi kabadayı tipleridir. Beladır bu adamlar. Ama kahraman gibi gösterilen çok filmler yapıplar vardır. Bunlar da işte epik bir tarzda ele alınan bunlar. Tam yansıtmazlar. Ustura Kemal dizisi ise 1996 uyarlamasını kastederek söylüyorum. Ben onu hala hatırlarım. Çok başarılı bir uyarlamaydı o döneme göre. Belki izlesem şimdi izlesem kusurlar bulurum. Çok başarılı. Çünkü niye başarılı derseniz Ustura Kemal dizisi ilk önce işte bu
kadın kız davalarıyla, racon davalarıyla başlayıp sonradan işgale nasıl direnen bir hale geldi? Nasıl siyasete karıştı? İşte nasıl milli davayı kovalamaya başladı Mustafa Kemal? Bunu işliyordu. Yani Kabadayılar dönüşümünü Mustafa Kemal çizgi romanlarında özellikle daha iyi görüyoruz. Ama Yeşilçam'da bu pek söz konusu değil. Daha epik ele alıyorlar. Bulunmacılar ocağında çalışan askerleri gelecekler neyse sırf daha fazla para kazanmak için bilerek kendini çıkartmış olma ihtimalleri var mı? Bazı olaylardan bahsediliyor. Falanca yer işte Yeniçeriler ya da Tulumbacılar ihbar üzere çıktı diye. Eskiden Tulumbacılar Yeniçeriler içinden seçiliyorlar. Hatta son Yeniçeri Tulumbacısının öldürülmesi çok hazin bir olaydır. Kışla topa tutuluyor ya. Yeniçeri Tulumbacısı, Tulumbacası tutup getiriyorlar. O zaman ricalin huzuruna. Soruyorlar buna. Kışlalar topa tutulurken sen niye vazifeni yapıp söndürmedin diye. Adam da diyor ki ya topa tutan siz değil misiniz diye söndüreyim diyor ama dinletemiyor lafını ve bürokrasi beni idam ediliyor. Şimdi daha sonra da yeniden bir tulumbacılar ocağı örgütleniyor. Ocak dışında fakat bunlar da tabii kavgacı bavgacı işte tiplerin topladığı yerler hale geldiği için tulumbacı iki anlama gelmeye başlıyor. Bir yangın söndüren adam, bir de işte kavgacı. Mesela şey çok ilginçtir. Yeniçeriler bir arkadaşından bahsederken biz ayaktaşız derler. Ayaktaş tavrını kullanırlar. Ayaktaş. İşte ayrı yere topuk vuran, ayak vuran, yürüyen, ayrı yolda yürüyen anlamlar. Yoldaş tabiri kullanılıyor. Şeyler, tulumbacılar döneminde de omuzdaş tabiri kullanılıyor. Omuzdaş diye sandığı taşıyorlar. O tulumbacı türküleri vardı. İşte yargın olur biz yargına gideriz ya da yargın olur biz yargına gideriz gibi. Ya da işte tulumbacı öğesinin işte başka türkülerde bir sandık motifi vardır. O sandık da üstlerinde alametler, işaretler vardır. Mahalleli lavustur. Tıpkı Yeniçerilerin baltalarının lavus olması gibi. Tulumbacılarla Kabadayılar arasında da böyle bir ilişki var. Ama tulumbacı kelimesi hakaret olarak da kullanılıyor. Mesela çok ilginçtir. Madame Bella'nın otelini anlatırken dönemin gazeteleri tulumbacı yatağı dedikleri için tulumbacılar toplanıp imza kampanyası düzenliyorlar. O dönemde şikayet gönderiyorlar gazeteye. Tekzip yayınlatıyorlar. Hani böyle bir durum da var. Hakaret anlamı da kullanılıyor ama belli bir yerde hani onlar bile kabul edemiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Başka? Evet hocam. Belli sonrası 1950'lerden sonra daha organize işte mafya dediğimiz tabirde kalsa da tek bir eski var dediğimiz için sizin dediğiniz daha doğrusu Kabadayılar varlığını sürdürüyor. Evet. Ya bunlar şöyle. Kendi tabirlerine şu pis işlere bulaşmıyorlar. Yani falanca şu şunu yaptı biz uygun görmedik diyorlar. Hani ben detaylı vermiyorum abi, şahsi görüşmeler kısmı. Öyle diyor işte falanca şu şu işi yaptı, biz bulaşmadık, uygun görmedik diyorlar. Bir de şey var yani, dönem bakış açısı yani ona göre bir kumarhaneden haraç almak daha karlı geliyor. Ama her zaman için tabii bu para yetmediği için daha karlı iş alanlarında yürüyenler ve bu işi dönüştürenler oluyor. Bu dönüşümü biz şeyde de görüyoruz yani. Amerikan mafyasının dönüşümünde de yani o dönemin Amerikan mafyasının altında kitaplar var, Türkçe'ye de çevirdi bunlar. Bir okuyun. Aynı benzeri tartışmalar şeyde de var. 50'lerden 60'larda Amerika'da da yaşanıyor. Sicilya obertası bozuldu. İşte yeni tip Amerikan mafyası türedi. Sicilyalılar gibi yapmıyorlar işleri. Uyuşturucu kaçırıyorlar. Kadın pazarlıyorlar. Bu bize uymaz deniyor mesela. Onlar da sadece bir kabadayı ya da mafyanın kumarhanelerde de koruma haraç paralarından geçinerek varlığını sürdürmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani aynı kendi alt kültürlerini savunma durumu orada da var. Bu tamamen dönemin dayattığı şartlarla alakalı bir durum. Bununla alakalı. Yeniçerilerin kendi aralarındaki paylaşmalardan bahsediyoruz. Evet. Bu seferde savaşta doğrudan bir olumsuzluk olarak orduya yansıyor mu yoksa orada biri... Yansıyabiliyor. Şimdi zaten dikkat edilirse özellikle şöyle bir durum var. Yeniçerilerin son dönemlerde savaşta birleştikleri tek bir husus var. Eğer böyle düşman çok kıstırılmışsa hepsi birden yiğitleşebiliyorlar. Purt Savaşı örneğinde olduğu gibi. Çünkü orada Rus topları sıkışıyor Tuna bataklıklarında. Bunlar da kılıcı sayarak giriyorlar birden hani perişan ediyorlar. Ama kaçmak iktiza ederse yağ bayı, malı yüklenip haydi bizim işimiz bitti deyip ayak diletip seferden yüz çevirebiliyorlar. Bunun çok örnekleri var. Yani gene şeriat, kötülük örneklerine birleşebiliyorlar. Aralarındaki kavgalar da daha çok savaşlardan ziyade şehirdeki kapışmalarda oluyor. Raporda.
aslında at orada. Başka sorusu olan var mı? Hocam şimdi 1648'deki birinci Karabayılan Meydan Muharebesi diye adlandırdığımız olay. O dönem tam böyle Kadızadeler zamanı, yanlış hatırlıyorum. Evet. Devlet içerisinde de dini bir çekişme başladı. Evet. Ortodoks İslam'la Ortodoks İslam. Ya adam şey kendini devlet gibi görüyor o dönem işte. Bu dini çekişmeyle arasındaki ilişki nedir bu? O zamanın işte Yeniçerilerin sekmanları. Ya Yeniçerilerin çok gündemde olan mesele değil dediğim mesele. Ama bu şunla şöyle bir bağlantı var. Otoriteyle bağlantılı. Bir grup insan çıkmış da Kadızadeliler devlet gibi hareket ediyorlar ve devlet de diyor ki size ne oluyor? Ama tabii Kadızadeliler örgütlü bir silahlı gücü yok. Yeniçeriler ya da Sipahiler. O yüzden yer altında belirleyici onlar oluyor yani. Hani dini yönden değil ama işte otorite siyasi yönden bir şey var. Bağlantı benzerliklere ilişki var aralarında. Meşhur drama köprüsü türküsünde de geçen bir pasan vardır. Evet. Ben de bir drama göçmeni olarak onu Kabadayı olarak mı geçiyor yoksa sadece bir asi mi? Ben onu bazı belgelerine ulaştım ama okumak yani araştırmak kısmet olmadı daha. Oturup belgeye çalışmak. Fakat şunu gördüm, asıl ismi Dramalı Hasancık. Fakat bu Hasancık şey yani küçük olan anlamında hani yaşça küçük gibi. Bizim Osmancık gibi mesela Osman Bey Osmancık demeleri gibi. Demreli Hasan şeyi türküden kaynaklı aslında dramalıymış. Dramalı Hasancık deniyor ve onunla ilgili belgelerden birisinin korusu şu. Mahkemede Dramalı Hasancık denen şaki pür silah dolaşmış, bu durumun üzerine tez gidilsin. Mesela adam orada demek ki hükümet gibi hareket ediyor. Dramalı Hasancık yani ben Çakırcalı'da rastladığım kadar kanlı vakaya rastlamadım. Yani Çakırcalı türküsü de böyle yakarız konakları tabiri geçiyor. Hani fabrikalar yakıyor, konağı bırak fabrika yakıyor denk getirdiğinde ama Dramalı Hasancık örneğinde bu çok yok. Bu biraz şunla da bağlantılı. Belki araştırsak çıkar ama türkü örneğinden gidersek çok olumsuz bir yönü görmek mümkün değil. Ki yani hatırası hani paylaşılamıyor. Debreliler sahip çıkıyor, Serezliler sahip çıkıyor, başka yerler sahip çıkıyorlar. Hani şuralıdır. Bizim köylüler, köyler arasında, yani muhacir köyleri arasında çekişme konusu olan bir figürdür. Drama köprüsü. Orada işte araştırdığım zaman hani ortaya çıkan ya da başka bir araştırdığım zaman ortaya çıkan yani belgeleri var. Ama orada nasıl elde yani ele alınıyor, neler yaptığı anlatılıyor, ona bakmak lazım. Reşat Ekrem Koç'un bir Rumeli kabadayısı kavramından bahsediyor. Mesela Alemdar Mustafa Paşa saraya girdiği zaman önüne geleni kesiyor ama valide sultan çıkınca kadın olduğu için susup kalıyor. Böyle bir İstanbul kabadayısı, Rumeli kabadayısı ayrımı var mı? Reşat Ekrem Koç'un... Şu var, Rumeli kabadayısından ziyade Rumeli'de o denen dağlı eşkıyası var. Bu paşa da biraz o takımlar yani... Bunlar dağda pür silah gezip ilk önce hükümetle ters düşen fakat sonradan kendileri hükümet olan adamlar ve emirlerine çok ciddi askeri kuvvet var bunlar. Kendi aralarında da savaşıyorlar. Hani bu Rumeli niye komitacı yatağı hale geldi derseniz hani nedeni biraz da bu ayanlarla alakalı. Bunlar kendi aralarında çete kurup savaşınca ve otorite boşluğu olunca meydan da biraz Hristiyan çetelerin boy göstermesine kalıyor. Hani şey vardı, eskiden öyle denildi yani. Bu Sırp tarihçiler, Bulgar tarihçiler. İşte Osmanlı'nın zulmü vardı, batıda Fransız ihtilali oldu. Ondan sonra bir anda aydınlanmacı öğrenciler geldi, biz aydınlandık, milli şuuru kavradık, Osmanlı'yı kovduk. Hep böyle bir tema vardı hani şey gibi adam Belgrad'da kale meydanda dolaşıyor, haber geliyor bir de işte Bastil'i basmışlar. Aa biz de Osmanlı'ya yakınladık falan diyor. Ama böyle bir durum yok. Aksine şöyle bir durum var. Bunlar otoriteden yüz bulamadıkları için, ayağlıların şiddetiyle de baş başa kaldıkları için kendi silahlı çetelerini kurmaya başlıyorlar. Bunlar da belli bir süre sonra bölgenin de tesiriyle, dağlık bölge, kaynaklar sınırı vesaire, bölgenin de tesiriyle kalıcı hale geliyorlar ve bir dönem hayduk oluyorlar. Daha sonra da komitacıya dönüşerek Osmanlı'nın parçalamasına, bölgede katliamların olmasına neden oluyorlar. Yani ortaya çıkışı genelde bu mafyos unsurların kapışmasıyla bağlantılı. Bu paşa da, Alemdar Mustafa Paşa da çok maceralı bir hayatı vardır. Hatta öyle bir şey ki kendi kapulandığı eski bir derebeyini öldürten, içki alemi sırasında öldürten bir adamı takip ettiriyor yıllar boyunca. Barisa'da olduğunu öğrenince bir iki adamını gönderip onu öldürtüyor.
böyle bir de kindar taraflar var ya, mafyadan farksızlar. Ya ben şeyi okudum. Tepede Helal Ali Paşa var mesela, o dönem meşhur. Yay yağışları deniyor. O Arnavutluk taraflarında falan hakimiyet kuruyor genelde. O mesela şey yapıyor. Bir rakibine bomba konulmuş dürbün gönderiyor böyle bildiğin hani. Adam dürbünü açınca helak oluyor zaten ondan sonra. Yani bildiğin mafyadan farkları yok. Sadece düzlemleri farklı. Birine dağla işkiyası deniyor dönemine göre. Diğerine ayan deniyor. Diğerine kabadayı deniyor. Diğerine efe deniyor. Efe'nin bile birden farklı tabiri var. Kabadayı anlamında da kullanılıyor. Yiğit adam anlamında da. Ama yani nereye kadar? Ege'ye hani en fazla Afyon'a kadar. Konya'da da efe var ama Konya'daki efe'nin biraz olumsuz anlamı da var. Çünkü işte kadınlar oturak halinde falan ön plana çıkan, adam vuran, kadın yaralayan kimseler de bunlar oluyor genelde. Onun Ege'dekilerde çok ağlatısı yok. Ege'dekilerin de hani çok böyle hani iyi bir yönü, kötü bir yönü var mı? Hani sonuçta bunlar kanun kaçağı olmuş. Cinayet işlemek zorunda kalmış insanlar. Hani yeri geliyor, işte Yunan'la anlaşıyor dönemine göre. İster istemez yeri geliyor, onu boğazlıyor. Yeri geliyor, biriyle boğazlaşıyor. Hani kendi saltanatını, kendi otelisini, kendi anlaşıcı kurmaya çalışıyor. Yani bir de şu var yatıyor temelde. Bunların çoğunun hani geçtiği ortamlar, kendi hani yerel kültürün baskın olduğu kimseler, toplumlar. Şimdi yörük için mesela, dağda gezen bir yörük için yani Osmanlılar'da bir gelip vergi isteyen ve rahatsızlık veren bir unsur. Yabancı devlet gibi görüyor. Yani şimdi milli devlet şeyiyle, şuuruyla o zaman şeyi çok anlayamıyoruz. O zaman biraz yabancı devlet gibi görüyor. Yani dolayısıyla yani Çakırcalı karakol basıyor mesela, adam öldürebiliyor. Bugün yani bir şey, herhangi bir Türk kanun kaçağı olsa bile kolayca kendi polisine, askerine hedef alamaz. Hani aidiyet hissediyor çünkü. O dönem öyle bir aidiyet yok. O dönem aidiyet merkezi otorite, yerel otorite üzerinden şekillendirilir. İşte merkezi otorite, 2. Mahmud'un iktidarçıların cumhuriyetin kamp pahasına, ateş pahasına kurduğu, yerleştirdiği bir şey olduğu için bu sayede biz bugün işte bu merkezi otorite etrafında biraz daha hani insani, biraz daha mafyos şeyden uzak görecek, yaşıyoruz yani, yaşayabiliyoruz. Yani öbür türlü biz de yoksa abi işte o kanlı olaylar süre geldiği yerlerden, yani ağırlıklı olarak süre geldiği yerlerden biri olurdu. İşte bugün Suriye, Irak'ta yani bölünme sahne, Amerika girmese bile oraya gene birbirleri boğazlardan. Bir gene aşiretler vardı, gene bireysel silahlanma vardı aralarında yani. Kendi hukuklarını üstünde görüyor adamlar her şeyde. Merkezi otoritenin olmadığı yerde de her türlü büyük küçük otorite büyür, ondan sonra her türlü problem çıkar. Mafyos devinde budur yani açıklaması. Yani bu ideolojik olarak iyi görülür, kötü görülür. İşte ne bileyim haysiyetli soyguncu, şerefli eşkıya tiplemesi vardır. Hobsbard'ın sürdüğü işte bu haksever eşkıya tiplemesi vardır vesaire tartışılır. Ama mafyos bağlamda ele alıyorsak işte bu Hesse'nin mafya, işte yerel otoritenin merkezi otoriteye denişi kavramı etrafında ele alıyorsak durum bu. Bununla alakalı. Mahallenileşme kavramı üzerinden oluşan mafya ve şeyden bahsettikken Tanzimat'tan sonra evet gelişiyor diye. Osmanlı'nın merkezinden daha önce batıklaşmış kentlerde İzmir, Selanik gibi Tanzimat öncesinde de bu tür mahalle kavramları var. Mesela İzmir'de şey vardı, hani malum Eşref Paşalı. Ya şey var, Gavur Mahallesi ya da Gavurlu Tıkası gibi yerler var. Ya da şimdi Türk Mahallesi, Türk Mahallesi gibi yerler var. Ama benim kastettiğim işte bu daha yerleşmiş kavramlar. Bu Eşref Paşalı mesela o tip isimlendirmeler de gene Tanzimat'tan sonra yerleşiyorlar. Yani bölge isimlendirmesi gene var ama bir adam kendini hani o dönem ya Gavur Mahallesi'nde, Türk Mahallesi'ne göre hani konumlandırıyor. Tanzimat'la birlikte gelen işte pafta pafta şehirlerin, mahallelerin bölünüp ayrılması, yolların oluşturulması. Eskiden bir sürü çıkmaz sokak var mesela İstanbul'da. Yangın olduğu zaman bir yerden bir yere kolay ulaşılıyor. Ve bu yangını da göz önünde bulundurarak yeni bir mahalle sistemi oluşturuluyor. İşte bu yüzden de var bu mahalle sisteminin oluşturulması, yeniden oluşturulması, tazim edilmesi ve ciddi anlamda kurulması da bu döneme dayanıyor. Öbür türlü eskiden de var şimdi. Kıpti Mahallesi tabirleri geçer. Gavur Mahallesi tabiri de geçer. Osmanlı'da var. Ama bu bildiğimiz anlamda bugünkü işte Subaşı Mahallesi gibi bir mahalle değil. İdareten bölünmüş, kontrol altına alınmış bir yer değil yani. Muğlak bir yer. Yani bugün Hendekbaşı dediğimiz yerin bile kavramı muğlak. Yani nereden nereye kadar uzanıyor. Saraçhane semti var bizimden. İşte şey, Fethi'nin kurulu, Fethi'den sonra yapılan bir son bazı. Sınırları tam nerede? Hani bilemiyoruz. Pafta pafta bölünmesi, sınırların kesin belirlenmesi, tapu sisteminin oluşturulması vesaire Tanzimat'la gelen hususlardan yani. Başka? Bu
kadın kabadayılardan bahsetmişken Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe galiba. Evet evet. Yalnız Efe. Orada da bir kadın Efe var. Mesela şey de var. Fatma Seher Hanım var mesela. O dönemin kadınları yani genelde hani eğer hani Galata'da falan zor şartlara zorlanmamış olanları kastetmiyorum. İşgalle karşılaşıp silah alıp çıkan daha çıkan kadın tiplemeler de var yani var. Ömer Seyfettin hikayesindeki var mı yani gerçek? Gerçekte yani genel motif gibi yaşamış olabilir. Yani o çünkü kurgu bildiğim kadarıyla ama o şekilde bir kadın kabadayı şeyi yani kadın Efe anlatısı var Ege'de. Anlatı olarak var. Ben belge olarak denk gelmedim. Ama şey yani Fatma Seher gibi bilinen örnekler var. Silahlara, işte çete kurup işgalcilere karşı savaşan örnekler var. Bu koşulların zorlamasıyla alakalı. Ama şey yani Madame Bella gibi örnekler de onlar daha alakalı. Yani Galata çevresinde incelenmesi gereken örnekler hani. Yani belli zaten netabeli bir ortam var. Bunlar da o ortamda yaşayan insanlar. Ve ister istemez işte bir gönül yarasıyla bir de bıçak yarasıyla büyümek zorunda kalmış insanlar. Onlar ayrı. Aralarında öyle bir fark var yani. Başka? Sen eli kalmış hocam. Şimdi kabadayılar ve onların çetelerine baktığımızda bir kısmı yani en azından hepsi böyle olmasa da çalan, çırpan, yağmalayan insanlar ve az önce verdiğiniz örneklerde işte ayanlara karşı, onların baskılarına evet. karşı ya da birilerinin baskılarına evet. karşı ayaklanan kimseler. Yani bir yerde görüntü olarak hak arayışı içinde olan kişiler, evet. sistemin buna ittiği kişiler. Ve yine söylediğiniz gibi toplumun içinden bir kısım destek de verebiliyor ancak diğer tarafın canı oldukça yanıyor. Şimdi ben... Çakırcan'ın son 2-3 yılı terör dönemi gibi resmen. Çocuk falan vuruluyor bir seferinde. İllallah çektiği için millet artık silahını kapat, Çakırcan'ın peşine gidiyor ondan sonra. İşte aslında terör dönemi gibi dediniz, ben de onu soracaktım. Baktığımızda bunların en azından bir kısmına zamane terör örgütleri diyebilir miyiz ya da ne farkları var? Ya tabii farkları? Şu var. Sadece tek farkları bunların siyasi bir gaye gitmemesi belli olanlardır. Komitacıları var. Komitacılar da terör örgütü görebilirsin. Çünkü onlar şey gibi hani işte bu komite ya da işte ihtilal örgütü ya da işte Makedonya'ya dair ihtilal komitesi gibi bunlara görebiliriz. Çünkü bunlar tetkişle planlıyorlar siyasi amaçlı. Fark bu. Diğerleri de tetkiş amaçlıyor, şiddet amaçlıyor ama amaçları sadece haraç almak ya da bölgeyi kontrol altına almak. Ama böyle siyasi amaç belirti önemli. Ama yani terör bir terör geliyor. Yıkıcı yani. Çünkü yani yani en övülen kabadayıdan bile ya da o tipten birine bahsederken bile nice ocaklar bıraktı yaklarda duruyor. Şey var mesela kabadayı filmini izlemişsinizdir o Şener Şen'le Yosun'un filmini. Ne diyor? Ben ardımda çok diyor yanık işte ocak bıraktım. Çok işte yaslı hale bıraktım diyor. Bir sürü ciğeri beş para etmez adamı işte diyor öldürmek zorunda kaldım diyor. Şimdi bu bile gösteriyor orada Şener Şen olumlanan bir tiptir ama bir de kanlı bir geçmişi vardı. Tövbe etmiştir. Yani böyle bir ikilemi yaşıyorlar üyeler. Başka sorusu olan var mı? Yoksa o zaman söyleşeyim. Hocam şimdi yaptığım bir meşhur bir Sinop cezaevinde bir şey yok. Aa evet o şeyde sayılı fırtınalarda da geçer. Sizce bu ne kadar başarılı olmuş oldu? Ya ilk örnekleri olduğu için çok başarı sağlanamıyor. Hani oradan topluyorlar idamlıkları, Rumeli'ye geçiyorlar ve Bulgar ordusuna baskın verecekler. Birkaç başarılı baskın var ama hani çok bir netice anlamıyor. Çünkü kapıya düşman ordusu da yapmış, alelacele kuruluyor. O hariç düşünüyor. Düşünülerek yapılsa netice alınabilir ki alıyorlar da zaten sonradan. Yani işte Cumhuriyet'te şey işgal yıllarında milli ordunun yanında bazı çetelerin tutulması, devirci akıcılar gibi bazı çetelerin tutulması, cephe gerisinde hareket yapmaları sağlaması bununla alakalı ama o olana kadar bayağı bir yenilgi ve tecrübe yaşıyorlar ona kadar. O ilk seferde yaptıklarında ama bir tecrübe eksikliği var. Ya bir de şundan kaynaklanıyor. Sen Osmanlısın, her yere hakimsin. Geri yerdeki adam biraz azınlık dürtüsüne sahip. Hani o kendini korumak hissiyatına tutulduğu için çete mete besleyebilir. Ama sen kendini çoğunluk olarak görüyorsan bu tür şeylere ihtiyaç duymazsın fazla. Kabadayılar anlatırken genelde bir şey diyorlar hani niye çoğu genelde gayrimüslim ya da işte farklı unsurdan geliyor falan diye. Hani genelde nedeni bu. Yani bir yerde kendini çoğunluk görüyorsan savunma ihtiyacı duymazsın. Dayanışma içine girmişsen eğer,
Sen belli fikirleri hani sığınma gereği duyarsın. Bununla alakalı. Başka sorusu olan yoksa oturumu sona erdirebiliriz. Teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Destur.